Son videoda 1902 ve 1903 yıllarında kalmıştık arkadaşlar. Yüzyılın başlangıcında Mendel genetiği yeniden keşfedilmiş. Baveri ve Satın ise birbirinden bağımsız bir şekilde kromozom teorisini önermişlerdi. Yani kromozomların aslında ilk olarak Mendel'in bahsettiği kalıtsal faktörlerin bulunduğu yer olduğu teorisi. Fakat bir önceki videoda da bahsettiğimiz üzere bu sadece bir teoriydi. Ve kromozomların kalıtsal faktörlerin bazılarına nasıl benzediği ve bir takım miyoz bölünmelerin gözlemi üzerine kurulmuş bir teoriydi. Fakat bu teorinin kromozomların gerçekten bu kalıtsal faktörlerin bulunduğu yer olduğuna dair sağlam bir kanıtı yoktu. Aslında bu fikri Thomas Hunt Morgan'a kadar ciddi bir şekilde göremiyoruz. Morgan 1908'de meyve sineklerini incelemeye karar verdi. Peki neden meyve sinekleri? Eğer daha önce gördüyseniz meyve sinekleri oldukça küçüktür. Yani bir kabın içine muazzam bir sayıda meyve sineğini rahat şekilde koyabilirsiniz. Genelde bilimde bu tip lojistik konulara pek girilmez ama bir kaba bir sürü meyve sineği sığabileceği aklımızın bir köşesinde bulunsun lütfen. Diğer bir sebebi ise meyve sineklerinin ucuz olmasıydı ki bu da bilimin dikkate aldığı bir başka özellik. Çünkü her zaman işinizi yapmaya yetecek kadar kaynak bulamayabilirsiniz. Bir başka sebep ise meyve sineklerinin ömürlerinin kısa olması ve çok sayıda üremeleriydi. Yani kısa sürede birçok nesle ve üyeye ulaşmak mümkündü. Böylelikle hangi özelliklerin nesillerden nesillere aktarıldığı veya aktarılmadığını incelemek kolay olacaktı. Evet, Morgan 1908'de meyve sineklerini incelemeye başladı ve bir mutant özellik bulana dek sineklerin üremesini devam ettirdi. Genelde türlerdeki özelliklere baktığınızda e, yabanıl tiple karşılaşırsınız. Buna karşın mutant özellik ise olağan dışı bir şeydir. İki yılın sonunda Morgan meyve sineklerinde bir mutant özellik keşfeder. Gözleri beyaz renk olan bir erkeğe rastlar. İşte şurada beyaz gözlü erkek. Morgan, işte bu ilginç bir şey der ve beyaz gözlü erkeği alarak dişilerle melezlemeye başlar. Bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz. Bir kap dolusu dişi sineği alıp içine beyaz gözlü erkek sineği koyduğunuzda melezleme gerçekleşmiş oluyor. Aslında burada ilginç olan şey Morgan'ın bu beyaz renkli gözde rastladığı kalıtım modeliydi. Şurada ebeveyn nesli var. Tamam. Fakat F1 neslinde tüm dişiler ve tüm erkekler kırmızı gözlüydü. Yani sadece ilk nesle bakarak çok da değişik bir şey görülmediği açıktı. Fakat daha sonra şu ikisini yani iki kırmızı gözlü sineği melezlediğinde bu arada biliyorum bazılarınız iyi de bunlar melezleniyor ama kardeş değiller mi diyor. Evet, bazıları anneleri farklı olan üvey kardeşlerdi, bazıları da hem anne hem babaları aynı olan kardeşlerdi. Fakat F1 nesli melezlendiğinde yaşanan şey zaten budur. Evet, Morgan bunları melezlediğinde çok ilginç bir modelle karşılaştı. Kırmızı gözlerin beyaz göze göre oranının 3'te 2 olduğunu fark etti. Yani gördüğü her 4 meyve sineğinden 3'ü kırmızı gözlü, bir tanesi beyaz gözlüydü. Dolayısıyla beyaz göz özelliği tekrar beliriyordu. Bu da çok enteresan bir şey çünkü özelliğin genetik olarak aktarılabileceğini bize gösteriyor. Burada dikkat etmemiz gereken başka bir nokta ise bunun Morgan'ın çok 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 sayıda nesli gözlemledikten sonra ortaya çıkan bir mutant olması. Mendel genetiğinde de sürekli söz konusu olan bu 3'te 1 oranı ile ilgili daha enteresan olan nokta ise beyaz gözün yalnızca F2 neslindeki erkeklerde görülmesiydi. Yani şurada görülen ikinci nesil melezlerde. Belki bu neden bu kadar önemli bir şey ki diye soruyorsunuzdur. Morgan cin gibi bir zekaya sahipti ve eğer bunu sadece erkeklerde gözlemlediysem bunun kromozomlarla ilgisi olabilir diye düşündü. Bu arada unutmayın burada sadece 4 tane sinek görüyoruz. Dikkat edin kırmızı gözlü dişilerden 2 tane var. Ama bu oran yani aslında Morgan yüzlerce erkek sinek bunu görmüş olabilir. Yani bu bir oran sadece. E, anlatabiliyor muyum? Sayı değil. Buradaki oran her bir kırmızı ve beyaz gözlü erkek için iki kırmızı gözlü dişi olduğunu bize gösteriyor. Yani bu nesildeki yüzlerce sinekten sadece erkeklerde beyaz göz gözlemlendi. Ve belki de bu durum e, bir şekilde cinsiyeti belirleyen kromozomlarla ilgilidir dedi Morgan kendi kendine ve şöyle devam etti. Bu mutant alelin yani göz rengini belirleyen genin mutant varyasyonu X kromozomunda taşınıyor diye farz edelim. Bu durumda ilk mutant sineğin yani bu ilk beyaz gözlü erkek sineğin genotipini şu şekilde ifade etti. Bu arada bu genin cinsiyet kromozomunda yani X kromozomunda olduğunu varsayıyoruz tamam mı? Evet Morgan sineğin genotipini şöyle ifade etti. Sineğin X kromozomu üzerinde beyaz alel yani genin beyaz varyasyonu var. Y kromozomu üzerinde ise varyasyon yok. Yani beyaz göz geni sadece X kromozomundaydı. Muhtemelen daha önce heterozigot veya homozigot terimlerini duymuşsunuzdur. İşte bu durumda e, hemizigotluktan bahsediyoruz. Farklı hemizigot yani alelin sadece bir kromozomunda, anne babanızdan gelen bu iki kromozomdan sadece birinde bulunduğu durum. Beyaz gözlü erkeğin genotipini bu şekilde yazabiliriz. Kırmızı gözlü dişinin genotipine gelelim. Tıpkı insanlardaki gibi buradaki dişinin de iki tane X kromozomu var. İki kromozomda da kırmızı alel görülüyor. Bu yüzden bunu W artı olarak gösteriyoruz. Bu arada W İngilizce'de beyaz anlamındaki white'dan geliyor. R de aynı şekilde kırmızı demek olan red'in R'si. İyi de neden buraya R yazmıyoruz diyebilirsiniz. Evet yazılabilirdi ama genetik biliminde genelde genin keşfedilen ilk mutantını ifade ettiğimiz harf alınır. Yabanıl tip için ise bu harfin yanına artı işareti koyuyoruz. Burada yabanıl tip kırmızı gözleri W harfi ise bu gende keşfedilen ilk mutant aleli temsil ediyor. Dolayısıyla şu beyaz alel beyaz gözlü erkeği şuradakilerde kırmızı aleller kırmızı gözlü dişinin genotipini bize gösteriyor. Evet, bu ilk nesli melezlersek ne olur? Beyaz gözlü erkek ya içinde X kromozomu olan ve beyaz aleli olan spermi üretir ya da içinde alel olmayan Y kromozomlu spermi üretir. Kırmızı gözlü dişi ise hangi X kromozomunu verirse versin yumurtalardan ikisinde de yabanıl tip alel olacak. Bu durumdaki melezlemenin, melezlenmenin daha doğrusu nasıl olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Şöyle, anne babanın ikisinden de X kromozomu gelir ve dişi olur yani XX. E, bu iki dişide de yabanıl bir mutant, e, bu iki dişide de yabanı, yabanıl bir yani mutant tip olduğu için ve yabanıl tip, baskın olan tip olduğu için de dişilerin e, fenotipi yine kırmızı göz olur. Tamam mı? Şimdi kafalar karışmasın. Neydi? Burada baskın olduğu için kırmızı göz olur. Fakat bu dişiler heterozigot olur ve beyaz aleli taşırlar. Şuradakiler ise erkek yani babalarından Y kromozomunu almışlar. Bu da annelerinden beyaz alle değil, kırmızı, yabanıl tipi almışlar demek oluyor. İşte burada da görüldüğü üzere ilk nesilden tüm erkeklerin kırmızı gözlü olmasının sebebi bu. Yabanıl tip annelerinden alelin yalnızca bir kopyasını aldılar. Bir sonraki melez nesilde görülenler burada ilgimizi çeken nokta. Daha önce de gördüğümüz gibi kırmızı gözlü dişilerin hepsi heterozigot olacak ve hem kırmızı hem beyaz alel taşıyacaklar. Peki bu dişileri kırmızı gözlü erkeklerle melezlediğimizde ne olacak? Öncelikle bu nesildeki dişilere bakalım. Dişi olabilmeleri için annelerinden ve babalarından X kromozomu almış olmaları gerekir, değil mi? Babadaki X kromozomunda baskın olan kırmızı alel yani yabanıl tip var. Yani annelerinden hangi kromozomu alırlarsa alsınlar kırmızı gözlü dişi olacaklar. Burada başka bir olasılık yok. Ancak kimisi homozigot, kimisi heterozigot olabilir. Bu çok önemli değil. Erkeklere geldiğimizde ise karşımıza ilginç bir şey çıkıyor. Şurada anneden kırmızı X kromozomunu alan heterozigot erkek sinekleri görüyoruz. Şurada ise annelerinden beyaz aleli yani beyaz X kromozomunu alan hemizigot beyaz gözlü erkek var. İşte Morgan'ın gözlemlediği şey tam olarak bu. Aslında Morgan çok ilginç bir şey keşfetmiş oldu. Bu sinekleri 1908'de çiftleştirmeye başladı ve ilk beyaz gözlü erkek mutantı gözlemledi. Birkaç yıl sonra da 1910 ve 11'de bu keşfini Nature adlı dergide yayınladı. Burada önemli olan nokta şu. Morgan bu keşifle bakın benim gözlemlerim bu göz özelliğini aktaran genin X kromozomunda olmasına tamamen uyuyor demiş oldu. Yani cinsiyet kromozomuyla ilk olarak Mendel'in bahsettiği kalıtsal faktörler arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösterdi. Öğrencileri Morgan'ın izinden gitti ve çalışmalarını yıllarca sürdürdü. Ve Morgan daha sonra yaptığı çalışmalardan ötürü Nobel ödülü aldı. Evet, bu çok büyük bir olay çünkü Morgan, Mendel'in bahsettiği kalıtımsal özellikler ile Baveri ve Satın'ın kromozomların bu kalıtsal özelliklerle ilgili olabileceğini söyleyen teorisi arasında gayet sağlam bir bağ kurdu morgan çalışmalarıyla gerçekten de cinsiyet kromozomlarının örneğimizdeki haliyle x cinsiyet kromozomunun meyve sineklerinde göz rengi genini taşıdığını bize gösterdi